Spinal musküler atrofi. Böyle deyince birçoğunuz ne dediğimi anlamadınız. Ama bu hastalığın kısa ismini yani SMA dediğim zaman çoğunuz duymuşsunuzdur. SMA hastalığı bireyin merkezi sinir sistemini, periferik sinir sistemini, iskelet ve kas sisteminin kontrollü kas hareketlerini etkileyen genetik yani kalıtsal bir motor nöron hastalığıdır. Kesin bir tedavisi yoktur ve çok nadir görülen bir hastalıktır. Son zamanlarda sosyal medyada daha çok küçük bebekler için yardım kampanyalarını çokça görür oldum. Bu bebeklere yardım için oluşturulan Instagram hesaplarında çoğunu videonun açıklama kısmına ekledim. Eğer eksik varsa bana bildirebilirsiniz veya yorumlardan tekrardan ekleyebilirsiniz. Bu Instagram hesaplarından yardım bekleyen bu SMA hastası çocuklara ulaşabilir ve profillerindeki linklerden onlara bağış gönderebilirsiniz. Bu SMA hastalığını son zamanlarda çok görür oldum ve bu hastalığı araştırıp bir video çekmek istedim. Az çok biliyordum bir kas hastalığı olduğunu ama açıkçası tam olarak ne olduğunu bilmiyordum. Arada arkadan yazılar okuyacağım. Gözüm oraya kayabilir o yüzden. Bu bilgileri topladığım kaynakların linklerini de bu videonun açıklama kısmına koydum. Başta kaba bir açıklamasını yapmıştım. Şimdi biraz daha devam edeyim. SMA hastalığı kas distrofisi yani kas esirmesi, kas hastalığı adı verilen ve giderek artan güçsüzlük ile kas kütlesi kaybı semptomları yani belirtileri ile tanımlanan bir grup hastalıklardan birisiymiş. Kas distrofisi vakaların birçoğunda mutasyona uğramış anormal genler sağlıklı kas oluşturmak için gerekli proteinin üretimine müdahale eder. Buradaki kas oluşturmak için gerekli proteinlerin üretimine müdahale ediyormuş. Yani kas oluşamıyor, kas sıkımı gibi bir şey oluşuyor. Yani bu hastalığın nedeni neymiş? Sinir sistemindeki motor nöronunun hayatta kalması için gerekli olan ve SMN adı verilen bir motor nöron proteinin eksikliği neden oluyormuş. Peki bu SMA hastalığıyla ortaya çıkacak komplikasyonlar yani bu hastalığın getirdiği olumsuz nedenler nelerdir? Bunlara bakalım. SMA hastalığının sebep olabileceği komplikasyonların başında kaslar üzerindeki kontrolün kaybı gelir. Buna bağlı olarak hastalığın en önemli komplikasyonu solunumu kontrol eden ve solunuma yardımcı olan kasların işlevini yitirmeye başlamasıdır. Yani en tehlikeli komplikasyonu budur. Solunum kaslarının zayıflığı havanın akciğere iyi girip çıkamadığı anlamına gelir. Yetersiz solunum ise genel sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açar. Çünkü oksijen giremezse ve yeterli solunum yapamazsa bir vücut büyük sorunlar çıkar ortaya. Solunum kaslarının zayıflamasının belirtilerinin başında baş ağrıları, gece uykusuzluk, gün içinde sık sık esneme, gün boyunca aşırı uyku hali, zayıf konsantrasyon, düz yatmada zorluk, göğüs enfeksiyonları ve nihayetinde kalp hasarı ve solunum yetersizliği, solunum yetmezliği bulunur. Peki bu hastalığın belirtileri neler? Hani komplikasyonları hemen hemen yakın olan şeyler, belirtiler. Belirtileri neler? Bunlardan bahsedelim. En belirgin ve en büyük belirti ve semptomu kontrol edilebilir kaslarda gözüken zayıflıktır. En çok etkilenen kaslar da omuz, kalça, uyluk, üst sırt kasları gibi vücudun merkezine en yakın olan kaslar. Sırt kaslarının zayıflaması durumunda omurga eğrileri veya kamburluk gelişebilir. Yani şekil bozukluğu görülebilir. Alt uzuvlar üst uzuvlara göre daha çok etkilenmiş gibi görülebilir. Ve tendon reflekslerinde azalma vardır. Bu hastalığın iki çeşit tipi var. Tip 1 ve tip 2. Yani başka tipleri var mı bilmiyorum ama tip 1 ve tip 2 var en çok görülen. Şimdi bu hastalığın bir de ilacı var. Zolgensma denilen bir ilaç. Genellikle gen değişimi ya da tedavisi olarak adlandırılan bir tedavi yöntemiymiş. Yani gen tedavisi olarak görülüyor. Şimdi tip 1 ve tip 2'ye burada girecek olursak. Tip 1'de Zolgensma ilacı damardan uygulanıyor. Tek doz uygulanan bir ilaç. SMA tip 2'de de omurilikten uygulanıyor bu Zolgensma ilacı. Şimdi bu ilaçla 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanıldığı zaman maksimum etkiyi görüyorsun. Çocuğa SMA teşhisi koyulduğu zaman en kısa sürede bu ilaç ne zaman uygulanırsa o kadar yüksek verimlilik veren bir ilaç. Ne kadar kısa o kadar iyi. Zolgensma yaklaşık 1 saat süren damar içi intravenöz dediğimiz bir yolla verilir. Tek seferlik bir tedavidir. Ama tip 2'de omurilikten de verildiğini söylemiştik. Tüm tedavilerde olduğu gibi zamanlama çok önemlidir. Teşhisten hemen sonra Zolgensma uygulanan yani bu hastanın ilacının
uygulanan bebekler tedaviye başlamak için bekleyenlerden daha iyi sonuç vermektedir. Bu Zolgensman ilacı da çok pahalı bir ilaç, yani 2 milyon dolar fiyatında bir ilaç. Bu videonun açıklama kısmında da benim bulabildiğim kadar bebeklerin yardım kampanyalarının yürütüldüğü Instagram hesapları var. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu hesapların profilindeki linklerden bağış yapabilirsiniz. Sizlere bu SMA'lı bebeklerin hesaplarını ulaştırmak için ve onlara yardıma teşvik etmek için çektiğim bir video oldu bu. Biraz da bu SMA hastalığı hakkında bilgi vermek istediğim bir video oldu. Hani sosyal medyada hep görüyordum böyle nefes almakta zorluk çeken, hani öksürmekte veya yutkunmakta zorluk çeken küçük bebeklerin videolarını görüyordum. Hani çok üzülüyordum. Çok zoruma gidiyor. Hani elimden bir şey gelmemesi de çok üzüyordu beni. O yüzden sizlere bunu anlatmak için böyle bir video çektim. Aşağıdaki Instagram hesaplarından bu bebeklerin yardım kampanyalarının yürütüldüğü Instagram hesaplarına ulaşabilirsiniz. Ne kadar çok kişiye yayılırsa o kadar iyidir. Eller çok olunca yük hafifleşir. Bu yüzden de bu bebeklere yardımcı olmamız lazım. Umarım amacıma ulaşırım. Bu videoda bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.